Selamun aleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Geçen günlerde ben bir kanalı izlerken biri diyor ki işte Hz. Mehdi Mezopotamya'da küffar bir halkla mücadele edecek. Tamam da Hz. Mehdi'nin demek ki Mezopotamya'da çıkacağını kabul etmen lazım. O zaman bu bölgelerde işi olacak. Hz. Mehdi'nin geleceğini o zaman bilmen lazım. Mehdi Diyarbakır'dan çıkacağını itiraf etmen lazım. Yine işi götürür İstanbul'a bağlıyor. Yine götürür işi İstanbul'a bağlıyor. İstanbul'da bir tane Mehdi yani rivayetlerde de yok, hadislerde de yok. Sadece bazı alimlerin öngörüsü var. Hani öngörüsü var. Başka hiçbir hadis, bak Hazreti Peygamber'in Diyarbakır'la alakalı hadisi var. Evet hocam. Gerçekten kötü, iyi İslam içinde her yerde var. İslam'ın içinde sadece Mezopotamya'da değil, her yerde kötü de var. Yani Muhammed Melih Mezopotamya'da çıkıp da sadece Mezopotamya'daki kötülerle savaşması onlara karşı çıkması değil. Bu sadece anlatılan zayıf bir rivayettir. Muhammed Melih dünyadaki bütün firavunlarla yani onlara firavun diyecek ve onlara beddua edecek. Bu kadar basit. Muhammed Melih'in bir şeysi yok ki yerde. Yeryüzünde bir tanedir. Cemaati yok. Kimsesi yok. Siyasette de kimsesi yok. Bir zavallı biridir. Kime ne yapabilir? Dışarıya çıkarsa herkes diyecek delidir bu. Öyle olur mu? Ha. Orayı bırakın. Muhammed Melih dünyadaki bütün firavunlarla savaşacak. Küçük büyük firavun firavundur. Teccal teccaldır. Bir firavun şeytanın emrindedir ve o firavunun emrinde de teccallar vardır. O teccalların emrinde de kurtlar vardır, cırcıslar vardır ve tilkiler vardır. Muhammed Melih hepsini tanıyacak. Allah'ın emriyle tanıyacak ve Allah'tan niyaz edecek. Kuvveti Allah'tır. Başka hiç kimsesi yok. Arkası Allah'tır. Başka hiç kimse yok. Değerli kardeşlerim, bazı cemaatlerde bazı rivayetler yapıyor. Rızkla kelime el-milledün birbirine karıştırıyorlar. Öyle değil. Eğer öyle olmuş olsaydı rızk ile kelime el-milledün eğer bir olsaydı Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki eğer bir kelime varsa bir ilim için Çin'e kadar da gidin. Ha demek bak ilim, kelime ne önemlidir. Allah herkese kısmet verir. Yüce Allahu Teala gavurlara da kısmet verir ve şatanistlere de kısmet verir. Ama el-milletun herkese veremez. Her rızk gibi kelime ledünü algılamayın. Bu yanlış yorumları yapmayın. İkincisi, biz sahtekar değiliz. Biz herhangi bir kolun içinde de değiliz. Her bir kanalın içinde de değiliz. Herhangi bir cemaatin içinde de değiliz. Sadece iki kişiyiz. O kadar. Şu ana kadar kimseye de sahtekarlık diye kimseyi de suçlamadım. Yalancı suçlamadım. Bana karşı çok art niyetli olanlar var. Beni bilen bilir. Bilmeyen hiç bilmesin. Allah bilsin yeter. Şeytan, sahtekar, yalan, bir de cinleri insanlara musallat ettiriyormuş. Bak hele. Bak beni kızdırmayın. Öyle herhangi bir böyle kötü niyetimiz yok. O bunu bana atanlar, onlar kendileri yapıyorlar. Çünkü kendine meslek edinmişler artık. Kendi suçlarını Mehmet Hoca'nın üzerine atıyorlar. Mehmet Hoca cinleri insanlara musallat ettiriyormuş.
Yürü, orayı geç. Sen ne desen de aynen sabah akşama kadar da ne dersen de bunun cezası bunun cezası Yüce Allah'ın yanındadır. Muhammed Mehdi ve Mehmet Hoca hiç kimseye de cini yönlendiremez ve onun içine de şeytani cin de giremez. Sen gözlerinde gördün mü? Yok. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki gözlerinizle gördünüzse konuşun. Yok hayali zananla. Ya yazık yazık siz ilim okumuşsunuz. Kur'an-ı Kerim okumuşsunuz. Kur'an-ı Kerim'de ne diyor Yüce Allah? Ne aletullahi ala kavmi kazibun. Yalan söyleyen kazıptır. Ne Allah'ın laneti onun üzerinedir. Ben başta size söyledim. Birliğe çağırdım. Gelmiyorsunuz. Gelmediniz. Değerli bir mesaj atmadınız. Bir yorum yapmadınız. Çok bekledim. Yine de birliğe çağırıyorum. Bak, Türkiye'miz büyük bir tehlikededir. Bak, yer altındaki kötü enerjileri çıkaracaklar. Çıkaramayarak geldiler. Geliyorlar. Hala da gelecekler. Bak kimi kardeşlerimiz farkına vardı. Ama kimi beni art niyetle eleştiri yapanlar değil. Bana kötü hakaretler yapanlar. Siz bu Türkiye'de herhangi bir yerinde yer altında kötü enerjileri çıkardığını biliyorsun. Ve onlara herhangi bir çabalamanız yok. Pamukkale'ye geldiler. Kadife Kale'ye geldiler. Tarsus'a geldiler. Göbekli Tepe'ye geldiler. Göbekli Tepe'yi açtılar. Ve içindeki o kötü enerjileri de yakında çıkaracaklar. Ve Karahan Tepesi'ni açtılar. Zerzevan Tepesi'ne geldiler. Diyarbakır'a geldiler. Hala da kapıları arıyorlar. Yıldız geçişleri arıyorlar. Siz neredesiniz? Mehmet Hoca'yı kendinize düşman ettirmeyin. Mehmet Hoca kimseye kötü bir niyeti ve art bir niyeti yok. Akıllı olun. Akıllı olun. Türkiye'de Kayseri'ye bir şey olursa bana olur. Konya'ya, Meram'a bir şey olursa bana olur. İstanbul'a bir şey olursa bana olur. Hepimiz bir can olmalıyız. Art niyetlerle nereye gideceğiz? Evet. Yine de birliğe çağırıyorum kardeşlerim. Çok büyük tehlikedeyiz. 84 milyon vatandaşımız tehlikededir. Görünmeyen kötü enerjileri ve o görünen enerjilerle birleştirip bize musallat etmeye gelenin kötü ruhaniyetler var semada. Galaksilerden. Bakın hele gökyüzüne bakın. Hani o güzelim yıldızlar nerede? Yok. Kapkaranlık. Siyah bir gökyüzü görüyoruz. Sadece iki tane yıldız var. Sirius A, Sirius B. Onlar nedir? Sirius A'da ortasında iki tane nur var. Ve onun etrafında da 12 tane uçlu nur var. İkisinin de tipi aynıdır. Biçimi aynıdır. Biri büyük, biri küçüktür. Karşı karşıyadırlar. Bunlar nedir? Birinci Sirius'ta dört tane güneş var. Birinci Sirius'ta iki güneş var. Pardon. Dilim sürçtü. İkinci Sirius'ta da B'de de iki tane nur var. Bunlar kimindir? Birisi Musa Aleyhisselam'ındır, Davut Aleyhisselam'ındır, İsa Aleyhisselam ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'indir. İki tane güneş A Sirius'tadır, iki tane de B Sirius'tadır. Ve o uçlu halkanın içindedirler. İki burada, iki burada.
Ve bu 12 tane halka kimdir? Üçlü halka. Üçlü nurlar. 12 burada, 12 diğerinde. O nedir? 24 tane nebinin ruhaniyetleridir. Ve gelecekler. Ve gelecekler aşağıya. Ve Muhammed Mehdi'ye zulmüne gelecekler. Ya o mukatayı şeytan elmi yaptılar ya, yazıklar olsun. Ya mukata Yüce Allah'ın kelamıdır. Yüce Allah'ın bize Müslümana, İslam'a göndermiş olduğu ve Peygamberimize gönderdiği bir vahidir. Sen nasıl mukatayı şeytan ilmidir diyorsunuz? Yazıklar olsun. Yirmi dokuz tane mukata Kur'an-ı Kerim'dedir. Hele bir çabala. Bak Peygamberimiz demiş ki bir kelime Çin'de de olsa gidin alın. Ama biz mukataları, 29 tane mukata harfleri Kur'an-ı Kerim'de biz siz alamadınız. Hayatınızda 1.000 sene de dünyada yaşasanız da sizin gibiler mukatalardan hiçbir kelime anlamaz. Çünkü sizin hayatınız zariyettir. Ha, benim istediğim kişi Mehdi olsun. Diğeri de diyor benim istediğim olsun. Herkes kendi isteğiyle bir Mehdi çıkaracak tabii. Yeni dünya düzenine bir ayak uyduracaksınız. Ya hele bakın işimize. Bakın hele işimize. Ne kadar geri kalmışız. Bu güzel İslamiyet'i yaşamıyoruz. Peygamberimizin ahlakı hiçbir yerde kalmamış. İslam Peygamberimizin ahlakıyla bütünleşir. Yok şimdiki İslamiyet Peygamberimizin ahlakı içinde yok. Koronadan söz edeceğim. Bir arkadaşımız koronada söz etmişti. Evet. Diyarbakır'a korona atıldığı gün ben haber aldım. Bize haber geldi. Ve bize gelen iyi ruhaniyet enerjilerle beraber biz burada dua ettik. Allah'a yalvardık. Siyah duman ve harasa Diyarbakır'a atıldı. Atıldı kardeşim. Sur içine atıldı. Diyarbakır'a atıldı. Sur içi Diyarbakır'ın bir beldesidir. Evet atıldı. Ve ben de o beldeye yakın bir yerdeyim. Ve o gece haber aldık. Bize haber geldi. Bize gelen rahmani ruhlarla beraber biz uyanık haldeyken ismi azemlerle dua ettik Allah'a. Yalvardık. Evet. Bize gelen Muhammed Mehdi'ye gelen ruhani Rahmani ruhaniyetler geldi, bize göründüler. Canlı canlı bir dua ettik. Onlarla beraber Muhammed Bey'i bir ismi azam okudu mukatadan. Hani ben size demiştim ya, mukata 54 büyük duayı okudu ve o 54 büyük duada 18 tane Allah'ın azimeti var. 19. da ismi azamdır. O sadece ismi azamle o gelen ruhaniyetlerle beraber okuduk. Yemin ederim o gece 5 saat şimşek gürledi. Ses kesilmedi. Biz yatmadık. Ve o şimşek nasıl koronayı havada yok ettiğini bize gösterildi. Patlıyordu. Havada şimşekin manyeti ki onları hepsini patlatırdı. Eğer o korona biz burada duymasaydık ve o Yüce Allah yardımı olmasaydı ve bize gelen o iyi ruhaniyetler olmasaydı var ya Diyarbakır'da 8 bin 9 bin kişi vatandaşımız koronaya gidecekti. Ve Muhammed Mehdi'nin ve ona yardıma gelen iyi ruhaniyetler. Biz onları aynı şemalen canlı gördük.
Ben de içindeydim. Mehmet Hoca olarak. Ben de gördüm o ruhaniyetleri. Beyaz karşımızda. Sadece bir ismi azam okuduk. Beraberce. O ismi azami ben de biliyorum. O günden beri. Çünkü ruhaniyetler de okudu o ismi azami. 4-5 saat şimşek gölledi. Diyarbakır'ın semasında güneyde çıktı kuzeye kadar. Öyle bir şimşek çaktı ki kuzey semasını güneye kadar kapladı. Işınlaması, onun ışınlaması Diyarbakır'ın semasını parlatırdı. Sabah kalktı baktık ki yarasalar hepsi yerde düşmüşler, sersemleşmiş ve kediler onları parçalıyor, yiyor. Ve bazıları da duvarlarda tutulmuş. Topladılar. Millet hepsi attı çöpe. Ölmüşler. Bazıları da hayatta kalmışlar. Sersem gibi de olmuşlar sersem. Şimşek'in o manyetikiyle Allah Diyarbakır'ı kurtardı. Ve Muhammed Mehdi'nin duasıyla ve Allah kendi ismi azamı hatırasıyla. Hala da mukatalara diyor. Mukata ilmi şeytandır diyor. Yazıklar olsun bunu diyen. Sen neredesin? Sen kendine dair hayatta medicilik yapıyorsun. Medicilik öyle kolay değil. Neydi Diyarbakır'daki Muhammed Bidi bana telefon etti. Tehlikedeyiz gel dedi. Sen de gör. Benim evim onun yanındadır. Pardon telefon değil. Benim dilim telefona alışıktır. Kusura bakmayın. Pencerede beni çağırdı. Ben geldim dedi işte böyle bir durum var. Diyarbakır'a korona atıldı. Bize haber geldi. Dua edeceğiz. Ve evet ruhaniyetler de geldi. Beyaz ruhaniyetler de bize göründü. Ve biz beraber Yüce Allah Rabbül Alemin'in ismi azami olan mukatada olan ismi azami okuduk ve Yüce Allahü Teala Muhammed Bey'in duasını kabul etti. Ve ismi azam hatırasına Diyarbakır'ı büyük aparta kurtardı. Ama yine de 80 kişi vefat etti kardeşim. Muhammed Bey ile basit bir insan değil lütfen. Duası kabul olmayan Muhammed Mehdi değil. Olamaz. Muhammed Mehdi hiçbir cemaate, hiçbir tarikata, hiçbir orduya ihtiyacı yok. Allah var yeter. Ne yapsanız art niyetlerle bize baş edemezsiniz. Biz biliyoruz. Hocam yine silahından. Ya ne diyor mukatta diyor şeytan elmi okuyor ya. Kim demiş öyle? Birisi demiş yorumunda. Hocam. Ve o cinleri insanlara musallat ediyormuş. Ya onlar boş isterler hocam. Sen onları... Yazıklar olsun. Buna ne biçim Müslümandılar. Ya hepsi aynı değil hocam. Şimdi onlar belki onu anlamamış. Mukatta ne olduğunu belki bilmiyor. Ya nasıl Kur'an-ı Kerim'i okuyor orada Elif, Lam, Mim var. Orada 29 tane mukatta harfler var Kur'an-ı Kerim'in hocam, içinde. Bazı insanlar sırf eleştirmek için eleştiriyor. Evet hocam. Vaza bir papatya çayı getirdim hocam. Bir papatya çayı. İç içi bir videonun bir iç en Yani azından içine. bardağımı getirmemişsin. Hadi getireyim.